Anayasa değişikliğinin kabul edilmesini değerlendirmeye devam ediyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu telefon attığımızda. Sayın Tanrıkulu, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Yani şu anda sadece parti meclisiyim. MYK'da bir görevim yok. Evet. Onu öncelikle düzeltmek isterim. Pekala. Şimdi dokunulmazlık oylamasında salı günkü tabloya yakın bir oran bekleniyordu. Fakat sonuç farklı oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bugünkü sonucu? Neden böyle oldu? CHP içinden gelen oy desteğine de tepkiler oldukça fazla. Yani şunu ben öncelikle ifade edeyim. Yani başından bu yana, yani bu tartışmaların Türkiye'nin gündemine gelmesinden bu yana ya ben tavrımı çok açık ve net koydum. Parti içinde de ve dışında da Erdoğan'ın kendi siyasi gündemine odaklı, kendi siyasal çıkarına odaklı, kendi sorumluluklarını bertaraf eden bir dokunulmazlık anlayışının doğru olmadığını her fırsatta ifade ettim. Sonuçta Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi, onu destekleyen medyalar, güçler dokunulmazlık üzerinden Türkiye'de başka bir kutuplaşma, başka bir tasfiye gündemini ele aldılar ve sonuçta bugün de çıktı. Sonuçta bu sonuç Türkiye için hayırlı değildir. Doğru da değildir demokrasi açısından. Ama bundan da ölçmemek lazım. Ben de 4 tane dokunulmazlık dosyam var. 55 milletvekilinin, CHP milletvekilinin dokunulmazlık dosyası var. Gideceğiz. Öyle anlaşılıyor ki Türkiye'de Erdoğan anlayışı yani demokrasi dile batırmadan çıkmak mümkün olmayacak. Öyle anlaşılıyor. Bunu istiyorlar. Bunu istiyorlarsa biz de buna varız. Şimdi, ben yani sonuç itibariyle görüşlerimi çok açık söyleyen bir insanım. Fakat bu yol Türkiye için hayırlı bir yol değildi, doğru bir yol değildi. Bunu istediler, sonuçlarına herkes katlanacak. Evet denilmesi sizin de tasvip ettiğiniz bir şey değildi. HDP grubu adına Selahattin Demirtaş meclis önünde bir açıklama yaptı ve Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu için 52 vekile daha ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Bu gibi ortamlarda böyle kurumsal bir biçimde Anayasa Mahkemesi'ne de gidelim, şuraya da gidelim. Ben yargıdan bir şey bekleyen bir insan değilim. Türkiye yargısından, Türkiye'deki yargıdan. Hani gideceğiz, şekil başvurusu yapacağız. Yok efendim açık kullandılar. İşte bakın şu görüntü var, tırnaklar şunu geçirdik falan. Hiç bunlara bence, yani bireysel başvuru yapılır ayrımetinde ama kurumsal, 110 imzayla gidin şekil başvurusu yapın. Bakın işte gördünüz falan filan demenin bir anlamı yok. Bu yargıdan da bir şey beklenen bir anlamı yok. Gideriz. Ben bugüne kadar 10 kere yargılanmışım bütün mahkemelerde. Baro başkanıyken, başkanıyken gider yargılarız. Ne istiyorsa onları da söyleriz ama bu duruma gelmemizin nedeninin de Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun sahip olduğu devlet zihniyeti olduğunda söyleriz. Sonrası zaten herkes bedel ödüyor. Şimdi, daha fazla da bedel ödemek gerekiyorsa bunu da öderiz. Ama bunun bedelini Türkiye'yi bu yola sokan Erdoğan en ağır biçimde ödeyeceğini de unutmayalım. Şimdi Sayın Tanrıkulu, az önce de söylediniz, ben Türkiye yargısına güvenmiyorum, bu şu şartlarda bu hukukun işleyebileceğine güvenmiyorum dediniz ama şimdi HDP'den de bu açıklama geldi. Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu için 52 vekile daha ihtiyaç olduğunu söyledi ve elbette ki AKP ve MHP'den bu destek gelmeyecek. Ben HDP'li vekil arkadaşları kadar en az hukukçuyum ve Türkiye yargısını bilirim. Herhangi bir meclis kararının kurumsal imzayla, Anayasa Mahkemesi kararıyla onaylatmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Bu boktan belayla parlamento evet veren insanlar ve Anayasa Mahkemesi bilmem ne uğraşsınlar kalsın onlara bu leke. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne 110 imzayla başvuracağız. İşte yok efendim. Sahte oy kullandılar, açık oy kullandılar, buna engel olmadılar, anayasa aykırı, şekil başvurusu falan filan demedim, bir anlamı yok. Ne yapacağız o zaman? Bu parlamentonun hukuk dışı, demokrasi dışı, parlamento geleneklerine aykırı bir kararını Anayasa Mahkemesi'ne onaylatacak. Şimdi o zaman bu çağrının çok da bir işe yarayacağını düşünmediğiniz için destek verilmeyeceğini söylüyorsunuz. Bireysel başvurumu yaparım Sezgin Tanrıkulu olarak. Yani sonuçta ben de davam var. Başvurumu yaparım. Yanlıştır derim ama şekil açısından doğrudur, yanlıştı. Ya adamların vesayet aslında zaten bu adamlar. Açık açık oy kullandılar. Bu görünen bir şey. Evet.
Bunu göstereceğiz Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi bize diyecek ki hayır efendim, aslında işte Anayasa Meclis Başkanı gerekli uyarıda bulunmuştur. Çok açık da bir delil yoktur. Dolayısıyla da şekil açısından da bu uygulama doğrudur diyeceğiz. Ve parlamentonun bir kalanı da Anayasa Mahkemesi'ne oynatacağız. Evet, şimdi peki akıllarda şimdiki soru şu, bugünden sonraki soru. Bu saatten sonra süreç nasıl işleyecek? Siz bir hukukçusunuz aynı zamanda, size soralım, süreç nasıl işleyecek? Süreç nasıl işleyecek? İşte resmi gazete, Cumhurbaşkanı onaylayacak, resmi gazete yayınlanacak. Bütün dokunulmazlık dosyaları meclis başkanında bulunan ilgili mahkemelerine iade edilecek. İlgili mahkemelere, sonra mahkemeler savcılık aşamasında savcılık aşaması değilse eğer mahkeme aşamasında mahkemelere gönderecek ve mahkemeler diğer usulü işlemlerle yargılamalara başlayacak. Peki CHP olarak demokrasi güçlerine önerileriniz nelerdir? Çağrılarınız nelerdir? Şu anlaşıldı. Sonuçta bu hükümet Erdoğan gözünü karartmış durumda. Gözü başkanlıktan başka bir şeyi görmüyor. Bunun için de daha fazla ölüm, daha fazla kutuplaşma diyor. Biz ne yaparsak yapalım, adamın kafasında bu var. Yani başkanlık giden her yol mübahtır. Her türlü ahlaksızlıkla ben bunu yapacağım. Her türlü kutuşla bunu yapacağım. Buna mahkemelerde de direnmeye devam edeceğiz. Evet. Bunu yapacağız. Başka bir şey yok. Yoksa kim oy vermişse bu evet oyunu vermişse kendi siyasi sorumluluğuyla, vicdani sorumluluğuyla tarih boyunca hesaplaşacak. Bunu açık açık söylüyorum ben Selim Tanıklı olarak. Milletvekili olarak açık açık söylüyorum. Başından beri de söylüyorum. Açık biçimde söylüyorum. Gizli değil. Kim denilse bunun tarih sorumlu ona ait olacak. Ama bu işin asıl siyasi sorumlusu Sayın Erdoğan'dır. Kimse şey yapmasın bunu yani. Evet. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.